Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkürler. Güzel bir etkinlik, bahsedebilir miyiz? Neler söyleyeceksiniz? Yuvam Dünya'yı duydunuz mu hiç? Bu iklim kriziyle ilgili Kıvılcım Kocabıyık arkadaşımla beraber kurduğumuz iklim krizini harekete geçirmeye çağıran bir dernek. İsmini de ben koymuştum, Yuvam Dünya diye. Çok kısa zamanda inanılmaz güzel işler yaptılar. Çok büyük farkındalık yarattılar. Takip edin lütfen Yuvam Dünya'nın Instagram'ını. Ben de 2050'de elma bulamayacağımızı öğrendiğim gün yazdım bu şarkıyı. Yazarken gözyaşları içindeydim. Özellikle bir anne olarak bugün doyurup da yarınımı aç bırakamazsın kelimesini yazarken ağladım. Benim için çok özel bir şarkı. Tabii ki bütün şarkılar hani çocuklarım derler ama bu şarkının yeri ayrı. Bir çocuğun ağzından bu şarkı. Ya hiç ısıramazsan bir elmayı ortasından diye başlıyor. Bilmiyorum aranızda anne baba olanlar var mı ama çocuklarımızın yaşayacağı dünya şu anda karanlık bir dünya. Koronadan da daha karanlık bir dünya. İklim krizinin yer açıcı sebep olacağı ısınmanın getireceği felaketler birçok kuraklığa ve yokluğa sebep olacak. Ve ne yazık ki miniklere böyle bir jenerasyona bırakıyoruz bu dünyayı. Bunu yapmaya hakkımız yok. O yüzden Uyan Anne Uyan Baba şarkısını yazdım. Hepimizin uyanması ve bu konuda bir şeyler yapması gerekiyor. Klipte giydiğim elbise mesela benim kıyafet, Hüseyin Çağlayan'ın 20 sene önce giydiğim kıyafeti. Bundan sonra ben konserlerimde de zaten var olan kıyafetlerimi giymeye, daha seyahat etmeye, evimizde zaten birçok enerjiyi kendimiz üretiyoruz. Mümkün olduğu kadar az atık yaratarak yaşamaya başladık. Aldığımız, tükettiğimiz markaların hepsinin ne kadar atığı olduğunu artık, karbon salınımını, karbon nötr olup olmadığını kontrol etmeye başladım. Yani bu bir bakış açısı değişikliği. Nasıl biz 2 sene içinde her şeye başka baktık. Bir anda maskeler taktık, bir anda insanlardan uzak durduk. Bir sürü şey değiştirdik hayatımızda. İklim krizi de bu değişikliği talep ediyor bizden. Hepimizin ben ne yapacağım, ben ne etkim olur ki demeden, talep ederek, devletlerden, şirketlerden bu değişimi talep ederek dünyayı ısınmasını, dünyanı durdurmak gerekiyor. Artık Türkiye diye değil, dünya diye düşünmenin zamanı geldi. Ve bu çok acil bir çağrı. Bu şarkıda bir çığlık zaten. Umarım siz de beğendiniz. Biraz önce konuşurken bayağı bir duygusal anlar yaşadınız. Gözleriniz doldu. Herhalde bayağı bir etkilendiniz. Bu şarkı beni çok, tüylerimi diken diken ediyor. Borusan Senfoni Orkestrası. İlk defa bir şarkıcıyla bir araya geliyorlar. Ben de ilk defa bir orkestrayla bir araya geliyorum. Gürer Aykal biliyorsunuz efsane bir şef. Ve onun da yönetiminde olması bunun benim için çok büyük bir gurur, çok büyük bir şanstı. Proje zaten en başından beri hem mesajıyla hem bir araya getirdiğim müzisyenleriyle tüylerimi diken diken ediyor. Bir de bunun üzerine Irmak Altıner'in çektiği klibi seyrettiğim zaman orkestrayla beraber gerçekten hayatımda ilk defa bir yönetmeni hüngür hüngür ağlayarak aradım. Çok güzel olmuş. Tek bir karesine bile dokunmak istemiyorum. Eline sağlık dedim. Ama önemli olan aslında bu şarkının yaratacağı ses ve onun yaratacağı aksiyon. İnsanları bir şeye uyandırması. Gerçekten uyan anne, uyan baba. Bir şeye uyanmamızın zamanı. Biliyorum bunun için belki hepimiz bütün dünya olarak çok zor durumlardan geçiyoruz ama inanın şu andaki asıl krizimiz bu. En büyük krizimiz bu. Çünkü bu aslında birçok şeye de sebep oluyor. Peki siz bu krizi önlem olarak neler yapacaksınız kıyafet dışında? Mesela yazın hani 3 ay sizi teknede görüyoruz. Küresel ısınmaya çok büyük zarar veren bir şey. Hayatınızda böyle değişiklikler yapacak mısınız? Hani tatil değişiklikleri, yaşam değişiklikleri? Tabii ki yapıyoruz ve yapacağız. Kıyafet zaten sadece küçük bir örneği bunun. Ama hepimiz yapabildiğimiz kadarını yapmalıyız. Bizim evimizin tamamı güneş enerjisiyle çalışıyor. Kendi sebzelerimizi, bitkilerimizi yetiştiriyoruz. Arılarımız var. Mümkün olduğu kadar az tüketen, hiçbir şey atmayan bir ortam kurduk kendimize. Bütün atıklarımızdan kompost yapıyoruz vesaire. Yani tabii ki çok yolumuz var yapacak. Tabii ki arada uçağa biniyoruz, bir yere gidiyoruz. Dediğiniz gibi tekne var vesaire. Hepimizin mutlaka karbon salınımı var. Ama bunu azaltmak için ne yapabiliriz? Bir de şimdi biz çok fazla ağaç dikiyoruz. Geçenlerde Instagram'da da paylaştım. Bizim evimize giden yolun tamamını ağaçlandıracağız. Tabii ki bir yerlerden mutlaka biz de alınacak çok yolumuz var dönüşmek için ama asıl burada mesele şu küçük bir hayat yaşamak, daha az bir hayat yaşamak. Biz de elimizden geldiği kadar bunu yapmaya çalışıyoruz. Peki Nil Hanım, maddi yükümlülük getiriyor mu bu önlem amaçlı yapılan şeyler? Yani sonuçta hani orta sınıf için, bir alt sınıf için onlar nasıl bir yol izlemeli, buna katkı bulunması? Aslında bu şu biliyor musunuz? Tamamen bilinç.
tükettiğim şey dünyaya ne kadar zarar veriyor? Ben ne kadar zarar veriyorum? Ne kadar atıyorum? Evimin yemeğinin ne kadarını atıyorum? Evimde ne kadar plastik var? Böyle şeyleri birazcık başka bir gözle bakmaya başlamak, hepimizin şirketlerden talep etmek, bir sürü şirketi sorgulatmak, siz karbon için ne yapıyorsunuz, karbon salınımımızı azaltmak için bir şey yapıyor musunuz? Sürdürülebilir şeyler, işte eskiden öyleymiş ya, babaannelerimizin kıyafetlerini biz giyermişiz, bizimkileri çocuklarımız giyerdi, yemek aynı şekilde artan bir yemek tekrar pişerdi. Bunlar zaten eskilerin çok iyi bildiği şeyler. Sadece şu andaki hayatımız çok tüketmek, çok gezmek, çok harcamak üzerine. Ve bu bunu yapabilenler evet, ama yapamayanlar da bunu isteyerek, bu arzuyla yaşadıkları için belki biraz azla yaşamayı öğrenen bir hayata geçmemiz daha doğru olur ve dünya böylece ısınmaz ve biz bu felaketlerle yaşamak zorunda kalmayız. Bunu yapmak elimizde. Peki alışveriş tarzınızda değişiklikler oldu mu? Pazara mesela, markete çıktığınız zaman nelere dikkat ediyorsunuz? Yani dikkat şu anda ben neye dikkat ediyorum? Yurt dışından gelen bir şeyi almamaya dikkat ediyorum. Çünkü onun bir uçağı var. Ve uçak çok büyük karbon salınımı yapan bir şey. O yüzden tabii ki yani her şeye bakış açımda bu değişiklik var. Zaten biz sebzelerimizi, meyvelerimizi kendimiz ürettiğimiz için çok az alışveriş yapıyoruz dışarıdan. Kıyafet neredeyse hiç almıyorum diyebilirim. Son zamanlardaki konserlerimde hep geçmişte giydiğim şeyleri yeniden değişik kombinlerle giyiyorum. Zaten yeterince kıyafetim var. Yıllar içinde çok biriktirdiğim şey var. Benim bendeki bana yeter diye bir tane sloganım var. Öyle bir resmim de var üstümde yazı yazan. Gerçekten o felsefeye doğru gidiyorum elimden geldiğince. Biraz Karacuma kalksın tarzında bir şey paylaştınız. Bunun hakkında da linç yediniz biraz sosyal medyada. Hayır hayır, ben hiçbir zaman öyle bir şey paylaşmadım. Ben hayatımda Karacuma'da alışveriş yapmadım. Öyle bir şey insanları çağırmadım. Çağırmam da benim için bir şey ifade eden bir gün değil. Aynı zamanda gerçekten kara bir gün artık o. Çünkü insanların tüketime çağrıldığı bir gün. Tam tersi, insanların tüketime çağrılmadığı bir günü kutlamamız lazım. Belki öyle bir cuma yaratmamız lazım. Beyaz cuma olabilir mesela. Ya da yeşil cuma. Nil Hanım, peki doğayla, çocuklarla çok samimisiniz. Geçmişte de Barış Manço örneğini hatırlatıyor. Siz feyiz alıyor musunuz ondan? Ya da sizi hiç benzetiyorlar mı bu konuda? Çok enteresan bunu sormuş olmanız. Geçen gün Mazhar Alanson'un programına katıldım. Bana dedi ki senin şarkılarını Barış Manço'nun şarkılarına benzetiyorum bazılarını. Çünkü dedi onun da inanılmaz sloganları ve beklenmedik kelimeleri kullanırdı dedi. Benim için tabii büyük bir şeref ve onur Barış Manço ile karşılaştırılmak. Kendisi benim de çocukluğumda çok dinlediğim ve önemsediğim, etkilendiğim birisi. Evet, çocuklara yakınlık da var değil mi? Barış Manço çocuklara ne kadar yakındı, harika bir program yaptı. Evet, o konularda benziyor olabiliriz. Annenize de bu arada doğum günü sürprizi yaptınız, bir şarkı hediye ettiniz. Anneme bir jingle'dı aslında o, Sertab'ın seslendirdiği. Annedir yüreği fazla dayanamaz, belki duymuşsunuzdur. O şarkıyı anneme, anne doğum gününde ithaf ettim, evet. Böyle hep yaşadıklarınızı kaleme döküyor musunuz? Yine her zaman. Şarkı. Yani benim çok acayip bir, neden böyle bilmiyorum, yaşadığım şeyleri anlatmam gerekiyor. Ya köşemde yazmam gerekiyor, ya bir şarkıyla söylemem gerekiyor. O şekilde ancak yaşamaya devam edebiliyorum ve o şekilde hayatım anlam kazanıyor. Anlatmam lazım. Sırf tutamam diyor. Yok, sırf tutamam. Dikkat edinlerseniz her şey var zaten şarkılarda. 2021 yılı sizin için özetle nasıl geçti? 2021 yılına da bir şarkı yazmayı düşünür müsünüz? Benim bir tane yeni yıl duası diye bir şarkım var. Her sene de onu tekrar postluyorum. Çünkü hep böyle umut dolu bir şarkı. Aslında 2021'di, 22'di, 23'di. Bunların hepsi sayı. Ama tabii ki bu iki sene bizim için, hepimiz için çok zor bir seneydi. Hepimiz çok zor zamanlardan geçtik. Kayıplar yaşadık, evimize kapandık, sevdiklerimizden uzak kaldık. Çok çok zor yıllardı bizim için. Denk geldiğimiz şey büyük bir şeydi gerçekten. 2022'den tabii ki çok daha umutluyum. Zaten şu anda hayatımız geçen senelere göre çok daha iyi durumda. Bir aradayız şu anda. Maskesiz konuşabiliyoruz birbirimizle. Demek ki bazı şeyler yoluna giriyor. 2022'den tabii ki bir kere dünya için çok büyük gelişmeler bekliyorum. İkincisi hastalıksız, virüssüz, güzel bir, sağlıklı bir sene diliyorum hepimiz için. İşlerimizi yapabildiğimiz, konserlerimizi verebildiğimiz, müzisyenlerin seslerinin duyulduğu bir sene. Umarım böyle geçer. Peki Nil Hanım, biraz zaman geçti üstünden ama hani sizi çok göremediğim için sorma fırsatımız olmadı ya da biz kaçırmış da olabiliriz. Bu konserde bir 30 bin lira kayıp durumu vardı herhalde. Onunla ilgili cevap verdim. Tamamen yanlış bilgi. Instagram'dan yazdım onu. Pardon. Rica ederim. Öyle bir durum yok yani. Yok. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Bir elbisenizi lazım. Tamam.
bu elbiseyi 20 yıl önce giymiştim. Evet, bu Hüseyin Çağlayan'ım. Size de Instagram'a da koyacağım zaten. Tamam, 20 sene hangi konserinizde giymiştiniz hatırlıyor musunuz? Hiç hatırlamıyorum ama fotoğrafı var. Çok teşekkürler. Sağ olun, çok teşekkürler. Ama hepimizin dönüşecek, hepimizin değişecek şeyi var. Hepimizin etkisi farklı. O yüzden hiçbirimiz etkimizi küçümsemeyelim. Sizlerin etkisi ki hepimizden güçlü. O yüzden mümkün olduğunca iklim krizini öğrenelim. Bu farkındalığımızı her yerde yaymaya devam edelim. Bu kültür dönüşümünü hep beraber gerçekleştirelim. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Teşekkürler. Hepinize sizi şarkıyla baş başa bırakıyorum. Umarım siz de bizim kadar etkilenirsiniz. Sağ olun.